Herkese merhabalar. İkinci yazılı provamız başlıyor. Edebiyatta bu sefer çok iyi notlar almak istediğinizi biliyoruz. Ve sizlerle birlikte mükemmel bir prova yapacağız arkadaşlar. İlk başta ikinci dönemin tüm konularının üzerinden geçeceğiz. Detaylı bir şekilde. Ardından da ardından da efsane. Bir bakın gördüğünüz gibi sınavda çıkabilecek şekilde soruları hazırladık. Ardından da konu anlatımından sonra sizleri süper sorular bekliyor. Eşleştirme soruları, boşluk doldurma soruları, karşılaştırma soruları. Her birini güzel güzel yapacağız. Ve sonrasında da sizin yapacağınız şey belli. Son olarak Dokun 9. sınıf yazın notlarından da buradaki edebiyat kısmını okuyarak tekrar sınav öncesi tekrarlarınızı yaparak sınava girip en yüksek notlar alacaksınız. Bunun haricinde arkadaşlar 9. sınıf Dinamo ve Edebiyat 0'dan 9 edebiyat kitabı olan arkadaşlarımız da buradan tekrarları yapabilirler. Dolayısıyla yazın notlarımız buradaki videonun anlatımını dikkatle dinlemek ve buradaki soruları birlikte beraber çözmenin ardından İnşallah sizleri süper notlar bekliyor. Herkes arkasına yaslansın. Emniyet kemerlerini bağlasın. Bir an önce yazılı programımıza başlayalım. Şimdi arkadaşlar bu seferki yazılı konularımız belli. Zaten birinci yazılının konuları da gelebilir. Sonuçta hoca ikinci yazılıda birinci yazılı konularına sorabilir. O yüzden e, burada dikkatli olmamız lazım. Şimdi roman tiyatro, biyografi, otobiyografi odaklanmamız gereken kısımlar. Burası yazım noktalama ve dil bilgisi de zaten her sınavda mutlaka bizlere sorulan kısımlar. Şimdi... İlk başta romana baktığımızda romanla alakalı bileceğimiz şeyler çok çok az, çok çok kolay ve lokumsal şeyler nedir? Romanın giriş, gelişme ve sonuç bölümleri var. Yani serim, düğüm, çözüm diyoruz. Romanda olay, kişi kadrosu, yer, zaman, tema var. Bunları zaten bir roman verip bunun içerisinde kişiler kimlerdir, olay nedir, yer nedir, zaman nedir diye mutlaka okuyup belirlemeniz gerekecek. Birinci kişi soruyor dum işte yapıyor dum şeklinde gidiyor ama üçüncü kişi e, işte tarar sanırlar yaptı gitti etti gibi cümleler olunca üçüncü kişi oluyor. yani yaptım deyince birinci anlatıcı yaptı deyince Üçüncü anlatıcı. Ya da yaptık deyince birinci anlatıcı, yaptılar deyince üçüncü anlatıcı. Bakış açılarına baktığımızda ilahi kahraman gözlemciyi de hatırlayalım. Bunu hatta hatırlarsanız sizlere kendi anlatım ona üzerine gösteriyordum. Diyelim ki kahraman bakış açısı. Ee, kalemleri masanın üzerine koydum. Yazı notlarını çıkardım. Yazı notlarını kontrol ettikten sonra videoyu anlatmaya başladım. Bak bu kahraman anlatıcı. Eğer gözlemci bakış açısı olursa şöyle. Yazı notlarını masanın üzerine koydum. Kalemleri notları yanına bıraktıktan sonra yazı notlarını incelemeye başladı. Sonrasında videoya başlamak istedi ve videoya başladı. Diyorsun bu gözlemci bakış açısı oluyor. Peki ilahinin farkına ne? ise zihninden geçenleri, düşündüklerini, hayal ettiklerini, geçmişi, geleceği her şeyi biliyor. Mesela Yazı notlarını masanın üzerine koydu. Bunu hazırlarken ne kadar da yorulmuştu. Birçok öğrencisine fayda olmasını istemişti. Bilmiyordu ki öğrenciler buradan çalıştıklarında ve videoyu izlediklerinde ve ardından da soruları çözdüklerinde çok çok iyi notlar alacaklardı. Bir anda içine bir korku düştü. Bak bir anda ne oluyor? Bunları nereden biliyorsun sen? İlahi bakış açısı oluyor. Şimdi konularına ve akımlarına göre romanlar var. Akımlarına göre romanlarda klasik roman vardı. Olması gerekeni anlatan romantik roman vardı. ...romancının duygularını kattığı, olmasını istediğini anlattığı... ...realist roman vardı. Olanı olduğu gibi aktaran yani real, gerçekçi roman. Bir de tabii ki naturalist roman vardı. O da e, gerçeği çirkin yönüyle anlatan... ...adeta toplumun bir deney masası... To, e, ...romancıyı da bir bilim insanı gibi gösteren... ...deneyin ön planda olduğu naturalist romanlar vardı. Öyküleme ve timlemeyi zaten ilkokul dörtten beri biliyoruz. Olay anlatılıyorsa öyküleme, bir şey tasvir ediliyorsa bir var... Şimdi diyalog, kişi tanıtımı, olay tanıtımı, geriye dönüş, özetleme, iç konuşma bunlara da hemen değinelim. Şimdi burada şunu bilmemiz lazım. Anlatım tekniklerinde, bak burası zaten anlatım tekniklerinde anlatma ve gösterme denilen iki tane temel teknik var. Bunlarca harici parodi, pastiş ve ironi kazanımlarda çok fazla zorlamıyorlar. Şimdi burada şunu bilmemiz lazım. Bir ee, romanda kişiler tanıtılabiliyor. Bu kişi tanıtımı. Olaylar anlatılabiliyor. Bu olay anlatımı. Bir anda zamanda geriye dönebiliyor bu geriye dönüş. Bazen olayın belli bir kısmı özetlenebiliyor bu özetleme. Bazen de olayın, romanın, kahramanlarından birinin iç çözümlemesi yapılabiliyor. Burada sizin kafanızı karıştıracak olan, hatta üniversite sınavlarında çıkan ve bizim de mutlaka yazı notlarına vurguladığımız bir şey var. O da iç konuşma ve bilinç akışı arasındaki fark. İç konuşma ile bilinç akışı arasındaki fark şu. Eğer yazar kahramanın içinden konuştuklarını söylerse bu iç konuşma oluyor. Ama bu söyledikleri eğer mantık silsilesi içerisinde değilse bilinç akışı oluyor. Yani mesela örnek veriyorum hiç konuşmaya. içinden geçenleri düzgün bir şekilde söylüyor. E, bugün bizimkiler gelirler mi? Gelirler herhalde. O zaman saat bir gibi onlar ararım. Sonrasında video bittikten sonra da saat dörtte mutlaka toplantıya başlamış oluruz. Bak iç konuşma yaptım ve içinden geçenleri mantık silsilesi halinde söyledim. Bilinç akışında ise herhangi bir mantık silsilesi yok. Direkt bilincekileri akıtıp gönderiyor. Nasıl yani? Saat birde gelirler mi? Dünkü maç nasıldı ya? Allah Allah benim ayağım niye acıyor? Neyse teyzemler de arar. Ne diyorsun bak hepsi birbirinden bağımsız, anlamsız, birbirinin devamı olmayacak ifadeler. İşte bu bilinç akışı oluyor. Gerçekten de insan eğer bilincine akıtsa, içindekileri aynen aktarsa bazen mantıksız olan şeyler de ard arda gelebilir. Diyalogda karşılıklı konuşmalar oluyor. Şimdi anlatmada yazar anlatıyor, göstermede yazar sadece böyle kamerayı tutuyor. Orada yani e, yazarın ...kahramanı kendisi içinden konuşuyor. Ya da kahramanın içinden bilinç akışı mantıklı bir şekilde kendisi geliyor. Ya da diyaloglar konuşuyorlar kendi aralarında. Bir o bir konuşuyor. Adam onu gösteriyor. Burada ise tanıtıyor yani. Yazar konuşuyor. Şimdi ee, yani burada kahramanlar... ...bak burada şöyle bir kitap düşünün arkadaşlar. Bunu zaten anlayabiliyorsunuz. Bunun üzerine de girmezler ama ben bir daha göstermek istiyorum. Şimdi şu roman ya. Romanımızın içinde kahramanlar var. Bu ve bu. Şimdi bu ve bu işte konuştu. Bu ve bu budur. Bu ve bu arasında böyle bir olay oldu. Bu bir anda geriye döndü sonra bunların yaptığı şeyin özeti buydu gibi şeyler veya içinden böyle düşündü dersen bu içeriz mi oluyor. Ama bu ikisinden biri bu daha doğrusu bu ikisi konuştu bak bu diyalog oluyor. Veyahut da bu içinden bir şeyler düşündü. Bu bilinç akışı oluyor. İşte birimde bunları gösteriyorsun diğerinde ise sen anlatıyorsun. Burası da önemli. Hikaye ile roman arasındaki fark son derece basit. Bunu her zaman söylüyorduk. Roman uzun bir tür arkadaşlar. Hatta üniversite sınavlarında bunu şöyle sormuşlardı demiştik. Ne demişlerdi? Roman bir kilo limonsa hikaye ona eş değer bir C anlamına mıdır? O zaman hikayeyi de şöyle çiziyorum. Hikaye incecik olacak, mintoş. Yani incecik. Niye? Hikaye daha kısa. Kısa uzun. Tek olay, olaylar zinciri. Kişi kadrosu dar, kişi kadrosu geniş. Zaman dar, zaman geniş. Mekan az, mekan çok. Kişi ve mekan betimlemeleri ayrıntılı değil, kişi ve mekan betimlemeleri daha ayrıntılı. Yani roman daha uzun olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Geldik tiyatroya. Tiyatroda da serim düğüm çözüm bölümleri var yani geliş gelişme sonuç. Tiyatronun da yapı unsurları var. Burada fazladan dekoru da bilmemiz lazım. E, çatışmalar olabiliyor, dramatik örgü olabiliyor. Anlatım tekniklerine baktığımızda bir monolog olabiliyor. Yani kendi kendine konuşabiliyor. Diyalog olabiliyor. Bak burada gelin kaynata işte gelin kaynana kendi aralarına konuşabiliyor. Tiyatro türlerine baktığımızda trajedi, komedi ve dramı görüyoruz. Bunu hemen şurada göstermek istiyorum. Trajedi acıklı, ciddi. ...kahramanları e, tanrı Tanrıçalar çalar, e, soylular, dili de böyle kusursuz ve kötü olayların gösterilmediği, üç birlik kuralının zorunlu olduğu şey. Komedi ise komik. Günlük hayattan sıradan insanlar kahraman olabiliyor, konuşma dili kullanılabiliyor ve burada kötü olaylar da gösterebiliyor. Burada da üç birlik zorunlu. Peki dram ne? Dram bildiğimiz tiyatro. Hem acıklı olabilir hem komik olabilir. Yani tiyatroda şöyle bir şey olur mu? Tiyatro sadece komik olur. Hayır. Tiyatro sadece acıklı olur. Hayır. Tiyatro hem acıklı hem komik olabiliyor. Her türden konu, herkesinden kişiler, kişinin rolüne göre dil olabiliyor. Peki şu üç birlik kuralı nedir hocam? Onu bir tam anlatın bize. Dediğiniz duyar gibiyim. Yazı notlarımızda bunu vurgulamıştık. Bir kez daha burada anlatmak istiyorum. Nedir olay? Şudur arkadaşlar. Şimdi eski Yunan'da amfi tiyatrolar var. Yani şöyle düşünün. Amfi tiyatro var. Amfiteatroda da Çıkıyorlar oyuncular izleyicilerin karşısına. Oyunlarını yapıyorlar. Aynı futbol stadyumlarında futbolcuların sahaya çıkması gibi. Şimdi bu çıktıktan sonra bunu perdeyi kapatıp yeni bir zaman, yeni bir mekan, yeni bir olay yapamaz. Çünkü gözüküyor herkes ortada yani. Dolayısıyla burada e, diyelim ki e, koro halinde. Koro var tabii ki burada. Şiir şeklinde bu da. Şimdi diyelim ki 3 dört perdelik bir şey var. Birinci perde şiir ve şarkılarla söyleniyor. İkinci perde şiir ve şarkılarla söyleniyor. Üçüncü perde sahneleniyor. Yani son olay sahneleniyor. Ve böylece bitiyor. Dolayısıyla sahnede tek bir zaman, tek bir mekan, tek bir olay anlatılıyor. Ama günümüz öyle mi? Günümüz öyle değil ki. Açıyorsun perdeyi. Yeni bir zaman, yeni bir mekan, yeni bir olay anlatılabiliyor. Kapıyorsun perdeyi. O sırada izleyiciler bekliyorlar böyle. Normal bir şekilde. Sonra yeni bir perde açılınca bu sefer yeni bir olay, yeni bir zaman, yeni bir mekan yeniden anlatabiliyor. Çünkü perdeyi kapattığın zaman Açtığın zaman her şeyi değiştirebilirsin. Burada ise perde açıp kapatan herkes görür. Bu ne ya, Bunlar ne yapıyor derler. Dolayısıyla işte bu arkadaşlar üç birlik zorunluluğu. Mecburlar burada. Yani burada amfi tiyatrolar. Eski Yunan tiyatrosu. Bu ise dramda ise normal bildiğimiz perde var. İstediğin kadar yap. Serbest yani. İstersen üç birlik kuralını uyabilirsin. Tek bir zaman, tek bir mekan, tek bir olayda anlatabilirsin. Şimdi şurayı kaçırmayalım. Tiyatro ile alakalı şiir ya da düz yazı şeklinde oluyor dedik. Burada tiyatro terimleri var. Onu hemen gösterelim. Adaptasyon Birçoğunuz zaten Anadolu Sesi'ni okuyorsunuz, Fen'de siz okuyorsunuz. Adaptation yani adaptation ne demek? Uy uyumak. Yani Fen'de de görmüşsünüz bunu 8. sınıfta. Uyarlama. Mesela Ahmet Vefik Paşa e, Molière'in tiyatrolarını Osmanlı yaşamına uyarlamış. E, uyarlama anlamına geliyor. Aksesuar zaten eşya, dekor, eşya gibi araçların tümü e, canlandırmak için kullanılan. Diyalog iki ya da daha çok kişinin konuşması, monolog tek kişinin kendi kendine konuşması, figuran çok az olan rollere çıkan kimse. Jest, el kol beden hareketleri, mimik yüz ifadeleri. Mesela siz şu anda benim yüzümü e, görmediğiniz için mimiklerimi göremiyorsunuz ama jestlerimi görebiliyorsunuz. Kostüm, kıyafetler, kuliste sahneye çıkış sırasında bekledikleri yer. Makyaj, yüz boyama işlemi, pandomim, sözsüz oyun. Hoca delirdi diyorsunuz. Hayır öyle bir şey yok. Perde tiyatro eserinin büyük bölümlerinden her biri ve aynı zamanda kumaş parçası. Sahne burası önemli tiyatro metninde baş kişinin ya da önemli kişilerin yönelişlerini başlatıp bitiren parça bir tiyatro binası oyuncuların oynamaları için özel olarak hazırlanmış, yapılmış, yükseltilmiş alan. Şimdi demek ki diyelim ki bir oyun üç perdeden oluşabiliyor ve bu perdelerin her birinin içinde birden fazla sahne olabiliyor. Anlaşıldı mı? Yani sahne alt kümesidir perde. PS oyun demek replik reply'den geliyor. Answer cevapla yani reply replik. Dolayısıyla söz karşıdakine söyleyeceğiz söz. Rol davranışlar sözle davranışlar. Suflör sufluyor Yani fısıldayan kişi arkadan unutan, unuttu ya adam diyelim ki. Arkadan bak bunu diyecektin diyor. Tiratta uzun soluklu coşkulu sözler. Tulaatta doğaçlama. Bizim tiyatromuz yani Osmanlı'daki Selçuklulardaki Karagöz, orta oyunu, meddahlar hep tulaat. Doğaçlama, yazılı bir metne dayanmıyor. Şimdi biyografi ve otobiyografiyi de gösterelim. Hızlı gidiyoruz, dikkatli gidiyoruz. Birazdan sorularımızı çözeceğiz. Sorularımız bizleri bekliyor. Ama sonrasında da yazı notlarından da süper bir şekilde tekrar edeceğiz. Şimdi biyografi yaşam öyküsü. 1908 pardon 1884'te Üsküp'te doğdu. Annesi Divan Şari Leskovçalı Galibin yeğeni Nakiye Hanım diye gidiyor. Bu ise 1884'te Üsküp'te doğdum. Kendim doğdum, kendim pişirdim, kendim yedim yani. Kendi kişi, kişi kendi hayatını kendisi anlatıyor. Bu otobiyografi yani anlaştık mı? Bu fotoğraf çekimi ise bu öz çekim yani selfie sizin deyiminize. Şimdi anlatım üçüncü kişi, anlatım birinci kişi ağzından. Kronolojik sıra her ikisinde gözetiliyor. Bu daha nesnel çünkü uzaktan bakıyorsun. Bu ise kendisi hayatını anlattığı için birazcık güzel doğdum ama diye anlatıyor yani. Bilgi ve belge kaynaklı bu ise adam hatıralarını anlatıyor esasında. Dolayısıyla bu öz yaşam öyküsü, bu yaşam öyküsü oluyor. Şimdi e, teskire de divan edebiyatındaki biyografi. Ali Nevai edebiyatımızdaki ilk tezkireyi yazıyor ve kronolojik sınıflandırma yapılmış. Eserin ismi Mecalüsün Nefais. Meclisteki nefisler. Buradan soru gelir arkadaşlar. buralarız. edebiyat hocaları çok sever. O yüzden buraya şöyle bir işaret koyuyorum. Sihi Bey ve üniversite sınavlarında soru geliyor. O yüzden burayı iyi bilin. Sehi Bey, H5'te yazıyor. Bu da Anadolu sahasındaki ilk teskire. Latifi. Teskili tüş şu yazıyor. Bu da e, alfabetik sıraya göre yazılmış. İlk teskire Devam ediyorum. Ahdi Gülşen'in şu arayı yazıyor. Bak şu altını çiziklerim önemli. Şuraya yıldızlar koyuyorum. Bir, iki, üç yıldız. Bazı şairler sehib Bey'le Latif'inin teskilerinden alınıyor. Gülşen'in şu arada. Aşık Çelebi'nin meşairi şu arası. Kınalı Zade Hasan Çelebi'nin teskili tüş şu arası. Önemli eserler arkadaşlar. Ama burada şu üçünü hocalar yüzde yüz soruyorlar. Buraya dikkatli e, bir şekilde hazırlanın arkadaşlar. Burası önemli. Geldik buraya. Zamir. A bir bilgisine geldik. Artık hızlı gidiyoruz. Zamir arkadaşlar isimlerin yerini tutan sözcükler. Yani çok basit bir örnek verelim her zamanki gibi. İşte Ali e, kitabını kitabını masaya bıraktı cümlesinde. Şimdi bunlar isim. Ali özel isim. Kitap isim. Masa isim. Bunların hepsi isim. Bıraktı ise fiil. Şimdi zamirler isimlerin yerine geçiyor. Dolayısıyla bıraktığın yerine geçemez. Ama bu isimlerin yerine gelin. Beraber zamirler bulalım. Nasıl bulalım? Mesela o Ali'nin yerine geçti. Bunu kitabın yerine geçti. Şuraya bıraktı dediğimizde Ali özel isminin yerine o kişi zamiri. Kitap ve masa cinsinlerinin yerine de bunu ve şuraya e, işaret zamirleri geçmiş oluyor. Bu kadar basit. Kişi zamirleri ben sen o biz siz onlar. Dönüşlülük zamiri kendim. Yani o kendisi bunu şuraya bıraktı diyebilirsin. Pekiştirebiliyor. İşaret zamirleri bu şu öteki diğeri. Burada şuna dikkat etmemiz lazım. Mesela bu ev dersen işaret sıfatı oluyor. Bu dersen işaret zamiri oluyor. Mesela o sınavı kazan dediğimizde kişi zamiri. O tamir edilecek dediğimizde işaret zamiri. O elbiseyi aldım dediğimizde ise işaret sıfatı. Niye? Çünkü sıfatın önüne gelmiş. Belgisiz zamirler hiçbiri, herkes, hepsi, kimse. Mesela biri, bak şimdi belgisiz zamirle yazalım bu cümleyi. Biri, kim? Biri. Kim ya? Söyle. Belgisiz abi söyleyemem. Biri ee, bazısını veya bir bazısını demeyelim mesela birkaçını ne diyorsun ya? Daha belirgin konuş. Konuşamam ben belgesiz zamir kullanırım Biri birkaçını ee, işte bazısına bazısına ne diyorsun ya? Bıraktı. Biri kaçını bazısına bıraktı dediğinizde tabii saçma sapan bir cümle oldu ama anlatmak istediğimiz bunlar belgesiz zamir. Ya da soru zamiri de kullanabiliyoruz. Mesela kim neyi nereye bırak dediğimizde de bunlar soru zamiri olmuş oluyor. Neden? Çünkü Ali'nin ya da kitabın ya da Masanın yerine ne kullanmış oluyoruz? Net bir şekilde soru zamirleri kullanmış oluyoruz. İyilik zamirleri de bir varlığın kime ya da neye ait olduğunu bildiren zamirler. Mesela bir ev var, evin kime ait olduğu belli değil. Ama evim deyince benim evim oluyor, evin deyince senin evin oluyor, evi onun evi, evimiz bizim evimiz, eviniz sizin eviniz, evleri onların evleri olmuş oluyor arkadaşlar. Yani bir varlığın kime ya da neye ait olduğunu bildirmiş oluyor. İlgi zamiri ise ki iki. Yani bizim evimiz Sizinkinden küçük dediğimizde sizin evinizden küçük demek istemiş oluyoruz. Bir de zarflar var. Zarflar cümlenin anlamını daha doğrusu yüklemin anlamını zaman, miktar, yer yön ya da soru anlamıyla tamamlayabiliyor. Mesela durum anlamıyla tamamlayabiliyor. Mesela diyelim ki her zaman verdiğimiz örneklerden birini verelim. Örnek veriyorum mesela diyelim ki gidiyor sözcü. Gidiyor sözcü diyelim ki öğrenciler gidiyor. Şöyle yazalım. Öğrenciler gidiyor. Burada bir cümle var öyle değil mi? Öğrenciler öznesi gidiyor yüklemin, Gidiyor fiil. Şimdi siz bu gidiyor yüklemine yani gidiyor cümlesinin bulunduğu ifadeye zaman, durum, yer, yön, miktar ya da soru yoluyla tamamlayacağız. Diyelim ki öğrenciler hızlı gidiyor dediğimizde durum oluyor. Çünkü nasıl gidiyor? Ya da öğrenciler dikkatli gidiyor dediğimizde cümlenin anlamını durum bakımından tamamlamış oluyoruz. Öğrenciler işte sessizce gidiyor dediğimizde burası yine durum oluyor. Bunlara durum zarfı diyeceğiz arkadaşlar. Çünkü Bunlar nasıl sorusuna cevap veriyor. Ama öğrenciler yarın gidiyor ya da öğrenciler şimdi gidiyor, öğrenciler hemen gidiyor dediğimizde ise bunlara zaman zarfı diyoruz. Çünkü cümlenin anlamını zaman bakımından tamamlıyor. Öğrenciler içeri gidiyor ya da öğrenciler dışarı gidiyor ya da öğrenciler aşağı gidiyor dediğimizde ise bunlar cümlenin anlamını yer yön bakımından tamamlıyor. Dolayısıyla bunlara da yer yön zarfı diyeceğiz. Burada şu önemli ...içeriye diyemiyoruz. Ya da aşağıya diyemiyoruz. Haleki alırlarsa bunlar isim oluyor arkadaşlar. Zaten cümle ögelerinde de... haleki aldıklarında... E, ...dolaylı tümleç, almadıklarında zarf tümleci olduklarında... ...bilmemiz lazım. Devam ediyorum. Öğrenciler az gidiyor ya da çok gidiyor. Yani pek az gidiyor. Böyle şeyler olursa da... ...bu da ne kadar sorusuna cevap verdiği için... ...miktar zarfı olmuş oluyor. Son bir tane daha kaldı. Onu da söyleyelim. Ve e, bitirelim isterseniz. Öğrenciler e, nasıl gidiyor... İyi gidiyor. Öğrenciler ne zaman gidiyor? Yarın gidiyorlar. Öğrenciler niçin gidiyor? Yani işte yorulduklarından gidiyor dediğimizde bunlar da soru zarfı olmuş oluyor. Dolayısıyla cümlenin yüklemin anlamını nasıl sorusuyla tamamlarsa durum zarfı, ne zaman sorusuyla tamamlarsa zaman zarfı, nereye sorusuyla tamamlarsa ve haliki almazsa yer yön zarfı, ne kadar sorusuyla tamamlarsa miktar zarfı, soruyla tamamlarsa da soru zarfı olmuş oluyor. Bakın nasıl ...soruyorsun. Yavaş yürüyordu. Ne zaman? Yarın yapılacak. Ne kadar beğendin? Çok beğendim. Ee, nereye gidiyorsun? Nereye indi? Aşağı indi. Veyahut da nasıl yaptın? Niçin yaptın? Dediğimizde bunlar e, her biri zarf oluyor. Burada bazı uyarılar var. En önemli uyarı şu arkadaşlar. Sizin yazılığınıza da yüzde bin trilyon çıkacak. Yazıl notlarında da bunu söyledik. Nedir? Şimdi sıfatların sevgilisi arkadaşlar isimlerdir. Zarfların sevgilisi ise fiillerdir. Ve hem ÖSYM hem de e, hocalarımız Milliyet Bakanlığı kazananlarına buna çok vurgu yapıldığı için hep sınavlarda sorarlar. Yani şunu demek istiyorum. Mesela güzel sözcü ya da boş sözcü ya da iyi sözcü ya da fena sözcü sıfat olabilir zarf olabilir. Nasıl olur hocam? Hemen göstereyim. Bakın şimdi aynı sözcükleri buraya bir daha yazıyorum. Güzel, iyi, boş, fena'yı bir daha yazdım. Şimdi eğer güzel ev dersen bu sıfat anlaması olur. Ama güzel oynadı dersen bu zarf olur. Durum zarf olur. Boş Oda dersen bu sıfat anlaması olur. Ama boş konuşuyor dersen bu zarf olur. Çünkü fiile gelmiş. İyi insan dersen bu sıfat olur. Sıfat anlaması olur. Ama ee, ee, mesela diyelim ki iyi yazıyor dersen bu ne olur? Bu zarf olur. Çünkü durum zarfı. Veyahut da fena koku dersen bu sıfat olur. Ya da fena yağıyor. Hani yağmur fena yağıyor dersen. Bunların hepsi çıkmış örneklerdir bu arada üniversite sınavlarında. Zarf olur. Dolayısıyla siz... Sıfatların sevgilisinin isimler, zarfların sevgilisinin fiiller olduğunu bilin. Bu yazılıda yüzde yüz gelir. Yani üniversite sınavlarında yüzde yüz geliyor. Her yıl ÖSYM'nin sormadığı bir sene yok bunu. Sıfat e, bu kadar basit. Peki nasıl anlayacağım hocam? Ya ev isim mi fiil mi ona bakacaksın. Ev. Ev isim ya. Oynadı isim filmi, Oynadı. Fiil ya. E tam bu kadar basit. Bunları halledebilirsiniz. Şimdi bak güzel şarkı sıfat güzel söyledi zarf. Bunun gibi. Bir de arkadaşlar e, derecelendirme zarfları var. Mesela ev arıyoruz tamam. Bir ev, büyük ev bunların her biri. Bak büyük ev sıfat bir sıfat. Ama ne kadar büyük daha büyük dediğimizde ya da en güzel dediğimizde sıfatların miktarını bildiren zarflarda derecelendirme zarfı oluyor. Yani şunu demek istiyorum. Mesela güzel ev dedik. Çok güzel ev dersen bu sıfat olmuyor. Bu zarf. Ya da e, en iyi insan dersen bunlar zarf mesela bak. En veyahut da daha fena bir koku geldi bak daha daha en çoklarda derecelendirme zarfı olmuş oluyor arkadaşlar. Aşağı gel zarf aşağıya gel dediğimizde bakın bu ek aldığı için isim oluyor arkadaşlar. Aşağı kat dediğimizde ise ismin önüne geldiği için sıfat oluyor. Ne aldın? Ne aldın? Kalem aldım. E o zaman bu soru zamiri oluyor. Ne yöne gitti? Hangi yöne gitti dediği için sıfat oluyor. Ne kızıyorsun ya? Ne kızıyorsun? Yani niçin kızıyorsun dediği için de zarf oluyor arkadaşlar. Son olarak fiillere bakalım. Fiillerle alakalı bunu 1983 yılında bir kere üniversite sınavlarında sormuşlar. Ama bir daha 40 yıldır hiç bunu sormamışlar arkadaşlar. Nedir bu? Kılıç durum oluş fiilleri. Kılıç fiilleri onu sözcüğünü alabilen fiiller. Hani onu kılıyor deriz ya ne yapıyor? Namazı kılıyor. İşte onu kılıyor mesela. İkindiyi kılıyor. Akşamı kılıyor. Onu kılıyordan hatırlayın. Onu kılmak diyebildiğinize göre kılıç fiilleri onu alabiliyor. Onu sevmek, onu okumak, onu seçmek, onu yıkamak, onu tanımak, onu istemek falan filan. Durum fiilleri ise onu durdu diyebiliyor musunuz? Onu durdu. Pff, olmuyor yani. Dolayısıyla bunlar nesne alamıyor. Aynı şekilde onu sevinmek, onu oturmak, onu gülmek, onu durmak. Bir anlamsız oluyor. Kulağa tırmalıyor. Dolayısıyla bunlar da durum fiil oluyor. Oluş fiilleri ise bir değişim bildiriyor. Öznenin yapısında bir farklılaşma bildiriyor. Yani öznenin istemi dışında gerçekleşen değişim. Mesela kızarmak. Mesela kolum kızarıyor benim. Ya da şişmek. Ya da uzamak. Ya da paslanmak ya da büyümek bunların her biri bir oluşum bildirdiği için oluş fiili oluyor. Fiil çekimlerine baktığımızda birincisi arkadaşlar çekimli fiil diye bir şey var ama çekimsiz fiil diye bir şey yok. Dolayısıyla çekimli fiil eşittir fiil. Sizi kandırmak için burada kaç tane fiil vardır demezler de kaç tane çekimli fiil vardır derler. Siz de bu ne ya çekimli fiil ne ya dersiniz. Halbuki çekimsiz fiil diye bir şey yok ki. Bütün fiiller çekimli zaten. Mesela örnek veriyorum. Çok basit bir örnek istiyorum. Mesela gel bu bir fiil değil mi? Aynı zamanda çekimli fiil. Emir kipiyle çekimlenmiş. Gel diye emir kipi veriyor. Mesela başka kiplerle de çekimleyebiliriz bu fiili. Mesela geliyor dersen, şimdiki zamanla çekimlenmiş olur. Gelmeli dersen, gereklilik kipiyle çekimlenmiş olur. Gelse dersen, dilek şart kipiyle çekimlenmiş olur. Geldi dersen, görülen geçmiş zamanla çekimlenmiş olur. Ama gel dersen de çekimlenmiş olur. Gel, emir kipiyle çekimledim. Sana ne? Yani bu kadar basit. Dolayısıyla arkadaşlar bütün fiiller çekimli fiildir. Çekimsiz fiil diye bir şey yoktur. Yani fiiller böyle kipekleri alır. Veyahut da işte geliyorum şahıs eki gelmelisin şahıs eki gelsek biz mesela geldiniz siz bak siz biz sen ben veyahut da gel emir kipiyle diye mesela gelsin o diyebilirsin mesela gel sen gel oluyor gelsin deyince o geliyor. Bu siyalar şahıs eki oluyor morlar kipeki oluyor. Bunlar da fiil çekimlenmiş oluyor. Ama bunların hiçbirini almasa bile, siyahı moru almasa bile sadece şöyle bir gel bile olsa gelir mi abi sıkıntı yok ki. Fiilsin sonuçta diyeceksiniz. İşte bir görülen geçmiş zaman var. Mesela şöyle sevmek fiilinden gidelim. Çok güzel bir fiille ilerleyelim yolumuza. Öyle değil mi? Sevmek fiili. Hepimiz birbirimizi sevelim. Öyle değil mi arkadaşlar? Yunus Emre gibi. Sev, 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 sev diyorum. Burada sevdi dersen görülen geçmiş zaman. Ben de gördüm abi oradaydım. Sevmiş ben de başkasından duydum yani. Onu çok sevmiş. Ben görmedim şahit olmadım ama başkasından duydum. Ya da seviyor şimdi. Sevecek gelecekte. Sever her zaman gibi oluyor. Burada sevmekte de diyebilirsiniz. Gereklilik kipi daha doğrusu dilek tasarlama kiplerinde ise zaman anlamı yok. Burada bakın bir şey dikkatini çekmek istiyorum. Bunlar da zaman anlamı belirgin. Görülen geçmiş zaman, duyulan geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman. Niye burada böyle kabalaştınız hocam? Çünkü bunlarda zaman yok gerekli kipi, istek kipi, dilek şart kipi, emir kipi. Dolayısıyla bunlarda belirgin bir zaman anlamı olmadığını vurgulamak için böyle bir sıkıntı yaptım. Şimdi peki gereklilik kipinin ekine sevmeli, herkes birbirini sevmeli. Ne kadar güzel bir dünya. İstek kipi seve. Bak bu çok zor. Burası çok önemli. Buna yıldız koyun. Bunu sorsalar yamulursunuz. Ne demek hocam? Ne demek yamulursunuz? ÖSYM sorduğu zaman birçok öğrenci yamulmuştu. Oradan diyorum. Bakın şimdi hatta bunu örneklendireyim. Şimdi Mesela der ki size lütfen e, yerinize yerinize oturunuz. Aa ne kadar güzel istekte bulundu. Ya da keşke bize gelse. Aa bariz istiyor değil mi? Veyahut da e, kitabı e, verir misin? Tabii ki neden vermeyeyim? Buyur canım. Bak böyle çok çok kibar, çok istekli gibi duruyor ama hiçbir istekli değil bunlar. Nasıl yani hocam? E, göstereyim. Oturunuz emir kipi. Oturunuz. Bak oturmak ınız şahıs eki Gelse şart kipi. Verir misin re, geniş zaman eki. Yani bunlarda E2 yok. E2 genellikle şöyle kullanılır. Mesela e, kolay gele. Hani onu bile kolay gelsin diyoruz artık. Veyahut da rast gele. Yani rast gelsin diyoruz artık. Mesela Allah muradını vere demiyoruz da, Allah muradını versin diyoruz. Yani İste gibi kullanacağımız emir gibi kullanıyoruz. Tövbe sabah çarpılacağız neredeyse. Dolayısıyla kolay gele rast gele gibi ifadeler ise gibidir. Ya da Çalışalım bak elim alım diye gezi gezdik bunlar. Çalışalım, yapalım der. İşte istek kipine dikkat edin. Yani size der ki hangisi istek kipidir? Haydi arkadaşlar sevgiyle yapalım bu soruyu... Lütfen yerinize oturun. Aa hocam istek kipi. ...ne istek kipi kardeşim bu emir kipi. Keşke bize gelse. Bak ne kadar da kalpten istemiş değil mi? Hayır, dilek şart kipi S2 almış. Kitabı verir misin? Tabii ki buyur canım. Seni sevmesin de ben vermez miyim? Ama yeni zaman R2. Dolayısıyla AE2 olmayınca istek kipi demeyeceksiniz. Yani böyle ben bu konuyu çok iyi anlıyorum, severek yapıyorum dersen patlarsın. Eklerini bulman lazım yani. Eki bulamazsan gidersin. SSA şart kipi, emir kipi de özel eki yok. Mesela sevsin diyebilir, seviniz diyebilir aynı oturunuzdaki gibi ya da sev de diyebilir. Tamam. Bir de ek fiil var. Ek fiilinde iki tane görevi var. ÖSYM daha çok bu birinci görevini soruyor. İkinci görevini ek fiil kelimesini kullanmadan soruyor. Bunu da gösterdikten sonra zaten ee, az bir konumuz kalıyor. Sonra hatta ne az bir konu? Bir tane sayfamız kalıyor. Sonra direkt yazılı sorularına geçiyoruz. Şimdi buraya da dikkat dinlemenizi istiyorum. Ek fiil nedir arkadaşlar? Birinci görevi çok önemli. ÖSYM bunu sorduğu için. İsim soru sözcükleri yüklem yapıyor. Mesela diyelim ki bana bir isim söyleyin diyelim ki Atatürk. Güzel bir isim yazalım şöyle Atatürk. Ya da mesela işte ne olsun kalem ya da ne diyelim işte e, İstanbul. Bunların kimisi özel kimisi cinsim tamam burayı yazdık. Bunlar tek başına yüklem olamaz. Ama sen bunlara mesela diyelim ki e, Cumhuriyetin kurucusu mesela kurucumuz diyelim tamam mı? kurucumuz Atatürk Tür dediğinde bak Atatürk özel ismi Tür ekfini alarak yüklem oldu Atatürk'tür yüklem kurucumuz özne ve hatta en iyi silah en iyi silah kalem dir dediğinde bak direği aldı kalem yüklem oldu ya da e, görmediği tek yer görmediği görmediğim, görmediğim Tek yer İstanbul'du dediğinde mesela ne oluyor? Burada da idi ekfini alan İstanbul yüklem oluyor. Dolayısıyla Türkçedeki her sözcü yükleme yapabilirsiniz. Bunları kullanarak. Atatürk'tür, kalemdir, İstanbul'du, idi, imiş, idi bunlarla hep yükleme yapabilirsiniz. Mesela mutluydu, geçmiş zaman. Mutluymuş, duyulan geçmiş zaman. Mutluysa, mutluyum, mutlusun, mutludur. Bunlar hep geniş zaman oluyor ve... Üçüncü tekil şahısta bu düşebiliyor. Yani şunu demek istiyorum. Bakın bu çok önemli. İngilizce bilen arkadaşlar burayı çok iyi anlayacaklar. Şimdi İngilizce'de e, mesela I a teacher dersen herkes sana güler. Ben böyle desem I a teacher. Ne? Veyahut da you a student. Böyle bir şey olabilir mi İngilizce'de? Böyle bir şey deseniz ne olur? Veyahut da he a doctor. Burada ne eksik arkadaşlar? Hepiniz az biraz bilirsiniz. I am, you are, he is yani. I am a teacher. Merhaba arkadaşlar. I am a teacher. What is your name? Falan böyle en basit İngilizce'den bahsediyorum. Bu İngilizce'de çok önemlidir değil mi? Bu yüklemdir yani. Bunu koymanız gerekir. Ama Türkçe'de, Türkçe'de bunu anlamanız için öğretiyorum şimdi. Türkçe'de yüklem hep en sondadır. Bak şimdi. I, ben, tamam mı? Bir öğretmeni de yazıyorum. Bak bir öğretmen. Ben bir öğretmen. Veyahut da sen bir öğrenci. Ya da o bir doktor diye yazdım ya. Şimdi Türkçe'de ben bir öğretmen dersen. Aa bu turist derler buna. Halbuki ben bir öğretmenim demen gerekir. İşte bak bizdeki M gibi yani. Sen bir öğrencisin demen gerekir bak. İngilizlerdeki R gibi yani. O bir doktor dur demen gerekir. Anlaştık mı? İşte İngilizler bunu ikinci sıraya koyar. Biz son sıraya koyarız. Ve yüklemi sona alırız biz. Dolayısıyla bizdeki bu im, sin, çok önemli bir şeydir yani. Ama sen kullanmazsın bazen. Dersin o bir doktor dersin. O bir doktor o çok iyi insan. ...dır demen lazım esasında. Yani he doctor. <laughs> Öyle bir şey olmaz ki he is demen lazım yani. Veyahut da o bir doktor du derse. yani he was gibi. Neyse İngilizce'ye geçtik ama iyi anlamanız için bunu gösteriyorum. Yani bu ek fiildir arkadaşlar. Yani cümlenin sonuna gelip cümleyi cümle yapan ifadeleri. İsimleri yükleme yapan ifadeler İşte bunların da zamanı vardır. Bir de birleşik zamanlı fiil vardır. Onu da hemen söyleyelim. Birleşik zamanlı fiil ise... ...hani az önce fiillerimiz vardı ya fiil kipleri. İşte ne vardı? İşte gelmek fiilinden gene yola çıkıyorum. Gel, 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 gel diye. Sanki vali olduk arkadaş. Gel, gel, gel diyorum. Şimdi geliyor dediğimizde şimdiki zamandı. Geldi, görülen geçmiş zamandı. Gelmiş, duyulan geçmiş zamandı. Gelecek, gelecek zamanda İşte gelmeli, gereklilik gibiydi. Böyle bir sürü kip vardı. Sen bunlara geliyordu, geldiyse, gelmişti, gelecekmiş, gelmeliymiş gibi... ...farklı farklı böyle ek fiiller de getirebilirsin. Yani... Geliyordu, şimdiki zamanın hikayesi olur. Bak, idi gelirse hikaye olur. Gel geldiyse yani ise gelirse şart olur. Gel e, gel gelecekmiş mesela imiş gelirse de rivayet olur arkadaşlar. Bu da nasıl okunur? Gelecek zamanın rivayeti. İşte e, şimdiki zamanın hikayesi. Görülen geçmiş zamanın şartı şeklinde okuruz arkadaşlar. Şimdi bunlara birleşik zamanlı fiil diyoruz ek fiille oluşturuluyor. Bunlar ise ek fiil almış isim soylu sözcükler diyoruz. Son konumuza da geldik. Ardından artık sorularımıza geçiyoruz. Şimdi yapılarına göre fiillerine baktığımızda, yapılarına göre fiillerine baktığımızda fiillerin üç temel yapısı var arkadaşlar. Basit, türemiş, bileşik. Şimdi burada şunu bilmemiz lazım. Diyelim ki e, şöyle basit, türemiş, bileşik bir kez daha göstereyim ki iyice anlayın. Hani Türkçe'de e, şey vardı. Yani isimlerde de aynı durum vardı. Mesela diyelim ki kitap. Kitap basit bir sözcüktü. Ama kitapçı dediğimizde ne oluyordu? Türemiş bir sözcük oluyordu. Ya da kitap evi dediğimizde bileşik sözcük oluyordu. Bunu biliyorsunuz zaten. Aynı şekilde mesela kalem. Aa kalem. Basit bir sözcük. Ama kalemlik dediğimizde bu türemiş bir sözcük oluyordu. Yapım eki aldı işte. Ve hatta e, kalem tıraş diyelim mesela. Kalem tıraş da bileşik bir sözcük oluyordu. İşte ağaç, ağaçlık, ağaç kakar. Neyse bunu biliyoruz hocam. Ne anlatıyorsunuz? Şimdi aynı şey fiillerde de var. Mesela bak şimdi basit fiilleri yazıyorum buraya. Diyelim ki gel basit bir fiildir. Geliyor da basit bir fiildir. Geliyordu dersen yani şimdiki zaman hikayesi olursa da basit bir fiildir. Yani bunların hepsi basit fiil bir kere bunu bilin. Ya da mesela sevmeli öyle değil mi? Ya da e, okudu bunlar hep basit fiil. Yani şu altını çizeyim ekler yapım eki olmadığı için ki peki ek fiil falan olduğu için bunları hala basit yapıyor. Türemiş fiiller ise yapım eki almış fiillerdir. Mesela diyelim ki sevmeli basitti ya sevdirmeli ya da okudu Okundu. Bak şu yapım ekini şöyle renkli gösteriyorum. Sevdirmeli. Okundu. Ya da mesela işte tanıdı, tanıştı mesela bak. Tanımak başka şey, tanışmak başka şey. Arasındaki farkı bileceğiz. Mesela bizler Cristiano Ronaldo'yu tanıyoruz. O bizi tanıyor mu? Tanımıyor. Ama tanışsak o zaman merhaba merhaba hay hay tamam o zaman tanışmak olur. Demek ki tanımak ve tanışmak farklı şeyler. Şimdi burada şu da çok önemli arkadaşlar. E, ...fiiller sadece fiilden türemez. Bazen isimden de türebilir. Mesela diyelim ki baş ya da kan ya da bir. Bunlar bir isim öyle değil mi? Başladı dersin ya da kanadı dersin ya da birleşti dersin. Bak bunlarda ne oluyor? Baştan başlamak, kandan kanamak, birden birleşmek. Bunlar da isimden türemiş fiiller oluyor. Demek ki fiiller fiilden de türebiliyor, isimden de türebiliyor. Tamam. Şimdi geldik bileşik fiillere. <laughs> bileşik fiiller en kolayı. Niye hocam? E çünkü... Burada kitap evi nasıl bakıyorsun? İki tane kelime. Aa çok güzel gördün diyoruz. Burada birazcık dikkat olmak gerekiyor. Mesela kitaplar basit. Bak, kitaplık türemiş. Kitapçı türemiş ama kitaplar basit. Ya da kalemim. Çünkü bunlar iyilik eki ya da çokluk eki. Şimdi bunlara yapmak demiyoruz. Şimdi aynı şekilde kipekleri de basit yapıyor. İşte <laughs> yapım ekleri türemiş yapıyor. Şimdi bileşik ise çok kolay. İki tane kelime görüyorsun ya bu kadar basit. Şimdi mesela örnek veriyorum. Birincisiyle başlayalım. Bir Yardımcı eylemle oluşan bileşik fiiller bak yardımcı eylemle oluşanlar. Şimdi nasıl oluyor bu? Diyelim ki af, zan, his, terk, işte hak, fark gibi isimler var. Sen bunların yerine etmek ya da olmak ya da kılmak gibi yardımcı eylemler getiriyorsun. Mesela terk etti diyorsun. Hak etti ya da fark etti diyorsun. Ya da affetti, zannetti hissetti diyorsun. Bunlar bileşik fiil oluyor. Fakat burada ses olayı olunca bunları bitişik yazıyorsun. Bak affetti, zannetti, hissetti bitişik yazılıyor. Ama burada herhangi bir şekilde terk etti ya da fak etti falan demediğin için bunları ayrı yazıyorsun. Bunların yazım kuralları da böyle. Ses olayı olursa bitişik olmazsa ayrı yazılıyor. Bunlar yardımcı eylemle oluşanlar. İşte kayboldu, mutlu oldu falan filan. İkincisi, ikincisi yardımcı eylemleden sonra bunlar bileşik fiil. İkincisi anlamca kaynaşmış olanlar. Anlamca kaynaşmış. Bunlar daha çok deyimler. Deyimler yoluyla yapılanlar. Mesela örnek veriyorum. Diyelim ki ee, ne olsun? Diyelim ki burun kıvırdı. Aa, yani beğenmedi. Burun kıvırdı. Ya da göze geldi. Yani nazar değdi anlamında. Tabi böyle deyimler haricinde vazgeçti, öngördü gibi ee, anlamca kaynaşmışlar da var. Üçüncüsü kurallı bileşik fiiller. Bundan sonra bitiyor konumuz. Artık sorularımıza geçiyoruz. Kurallı birleşik fiiller. Kurallı bileşik fiiller ise arkadaşlar kendi içinde farklı grupları var. Şimdi bir yeterlilik var. Yeterlik yazalım buna. Bir tezlik var. Tezlik alım katan. Bir sürerlik var. Bir de yaklaşma var. Ne diyorsunuz hocam? Anlattın mı bize. Anlatıyorum bak şimdi. Eğer diyelim ki ne olsun? <laughs> ee, yapmak fiilini düşünelim mesela. Yapmak fiili. Yapmak fiilini dördünü uygulamaya çalışacağım. Bak şimdi. Yapabilir dersen bu yeterlilik olur. Yapabilir. Yapı verdi dersen tezik olur. Hemen yaptı. Sen yapa dur biz geliyoruz. Neyi? Yani tuvaletin mi ne diyorsun bana <laughs> şaka. Sen ödevini yapa dur biz geliyoruz diyebilirsin. Yapa yazdı ise az kaldı yapıyordu anlamına geliyor. Bak yapabilir yapabilir. Yapı verdi hemen yaptı. Yapa dur sen devam et. Yapa yazdı az kalsın anlamı katıyor. Şimdi yapa yazdı az kullanılıyor. Mesela gidebilir, gidi verdi. Sen gide dur. Mesela ee, gide yazdı az kalsın gidiyordu gibi. Şimdi burada şu çok önemli arkadaşlar. Bütün bu anlattıklarımızın içerisinde ÖSM'nin yüzde yüz sorduğu, hocanızın da yüzde yüz soracağı bir şey var. Nedir o da biliyor musunuz? Şu yeterlik fiilinin olumsuzu. Yapabilirin olumsuzu arkadaşlar. Yapmaz değil. Yapamazdır. Bunu da yapmazla karıştırmayın. Buraya dikkat edin. Niye? bakış şimdi yazıyorum. Yapmaz basittir ama yapamaz yapabilirin olumsuz olduğu için bileşiktir. Anlaştık mı? Yapmaz basit, yapamaz bileşik. Bunu da çok soralım. Yüzmez basit mi bileşik mi der? Sen yüzmez basit diyeceksin. Yüzemez? Yüzemez, yüzebilirin olumsuz. O zaman bileşik diyeceksin. Bu da önemli. Şimdi o zaman burayı da özetledik ve şimdi gelin hemen sorularımıza bakalım. Diyor ki... Aşağıdaki sanatçılarla eserlerini eşleştiriniz diyor. Cervantes'in Don Quixote yazdığını bileceğiz. Hemen şöyle hop Don Quixote'u gösteriyorum. Geçtik. Bu bir bitti. Şinasi şair eğlenmesini yazmıştı. Hemen şair eğlenmesine geçtik. Edebiyatımızdaki ilk tiyatro bir töre komedyasıydı. Devam ediyorum. Şemsettin Sami ilk yerli roman Taşku Talat ve Fitnat'ı yazmıştı. Bunların çoğu üniversitede çıkmış arkadaşlar. Peyami Safa 9. Harici'ye koşunu yazmıştı. Otobiyografik özelliği olan bir roman. Bir de Oğuz Atay ...bir bilim adamının romanını yazmıştı. Bunları bildik, tamam mı? Tekrar söylüyorum. Cervantes Don Quixote, ilk modern roman. Şinasi şair eğlenmesi... E, ...ilk tiyatro bizde... E, ...töre komedyası... E, tefrik halinde, tercümanı Halka size inanıyor. Şemsettin Sami Taşkı, Talat ve Fitnat... ...Talat ve Fitnat'ın aşkı, ilk yerli roman. Peyami Safa dokuzuncu Hariciye Koyuşu... ...bir otobiyografik roman. Oğuz Atay, bir bilim adamının romanı da... ...yine bir e, biyografik roman. Geldik buraya... Aşağıdaki tabloyu örnekte gibi doldurarak hikaye ile roman türlerini karşılaştırınız Şimdi hikaye neydi? Kısaydı. Kısa bir türdü. Roman ise uzun bir türdür demiştik. Burada tek olay vardı. Hikaye tek olay üzerine kuruluydu. Roman ise olaylar zinciri üzerine kuruluydu. Olaylar zinciri üzerine kurulur. Devam edelim. Burada hikayede kişi kadrosu dardı arkadaşlar. Dar. Burada ise kişi kadrosu geniştir diyebiliriz. Burada mekan azdır, burada ise mekan çok ve çeşitlidir. Çok ve çeşitlidir şeklinde söyleyebiliriz. Ee, pardon mekanı söylemişiz, kişi ve mekan bunu söylemişiz, kişi kadrosu var, mekanı söylemişiz. Zaten iki defa aynı şey yazmış olduk. Boşluğu görememişiz. Olaylar zinciri, kişi kadrosu, tek olay, kısa. Hmm, Betimlemeleri geçelim bak, burası önemli. Betimlemeler arkadaşlar, betimlemeler. Ayrıntılı mıdır burada? Hayır. Ayrıntılı değildir. Burada ise betimlemeler daha ayrıntılıdır. Betimlemeler daha ayrıntılıdır diyebiliriz. Şimdi geldik buraya. Bu parça ile ilgili aşağıdaki yargılardan doğru olanların başına e, şu işareti koyalım beraber. Hadi bakalım. Şimdi burada şu çok önemli. ÖSYM de bu tarz soruyor arkadaşlar. Cemile'ye baktıkça bozkır'a çıkmak gelirdi içimden. Çıkıp yere göğe seslenmek, bağırmak, İçimdeki o garip tedirginliği, o garip mutluluğu alt etmek için ne yapmam gerektiğini sormak gelirdim. Galiba bir gün bunun cevabını buldum. Her zaman gibi istasyondan dönüyorduk. Geceydi. Arı gibi yıldızlar sarmıştı gökyüzünü. Bozkır uykuya dalmak üzereydi. Sessizliği Daniyar'ın türküsü bozuyordu. Sadece çınlayan, sonra uyumuşak karanta kaybolan türkü. Cemile bir eliyle Daniyar'ın arabasının kenarına sıkı tutulmuş başı önünde yürüyordu. Daniyar'ın sesi yeniden yükselince başını kaldırdı. Arabaya atlayıp yanına oturdu onun, Kolları göğsünü kavuşturup heykel kesildi. Şimdi birincisi anlatıcının psikolojik durumu yansıtılmıştır diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Bu bir doğru. Diyalog tekniğinden yararlanılmıştır. Hayır diyalog falan yok. Buraya çarpatalım. Anlatımda betimleyici unsurlara yer verilmiştir diyebilir miyiz? Evet betimledi. Olaylar hakim bakış açısıyla anlatılmıştır diyebilir miyiz? Hayır. içinden geçenleri e, söylemedi. Böyle bir şey yok. Bilinç akışı tekniği var mı? Yo e, yok. Mantık silsilesi vardı. Gündelik hayattan bir kesit sunulmuştu. Evet, günlük hayattan bir kesit sunulmuş diyebiliriz. Dolayısıyla 1, 3 ve 6 doğru arkadaşlar. Şimdi geldik buraya. Trajedi türünün genel özelliklerini maddeler halinde yazınız diyor. Şimdi birincisi arkadaşlar, burada ben uzun uzun yazmak istemiyorum ama e, sizde aklınıza kalacaksa yazalım bir kez daha. Zaten bunları yazılı notlarından da bir kez daha tekrar etmeniz gerektiğini tavsiye ediyorum. Birincisi bakın. üç birlik kuralını tersen yazıyorum üç birlik kuralına uymak zorunda. Yani neden mecburdu? Üç birlik kuralına uyulur. İkincisi ve en önemlisi arkadaşlar yine en başında söylememiz gerekeni söylüyoruz. Hayatın acıklı yönlerine odaklanır. Hayatın acıklı yönlerinden ders çıkarmamız isteniyor. Yani hayatın acıklığı, hayatın olayların acıklı yönlerine odaklanıyor. Burası çok çok önemli arkadaşlar. Devam ediyorum. Konuları tabii ki nereden de? Konular tarih ...ve mito mitolojiden alınıyordu. Konular tarih ve mitoloji. Konuları buradan aldığımızı bileceğiz. Devam ediyorum. Ee, kahramanlar neydi? Kahramanlar soylulardı. Kahramanlar soylular ve üst tabakaydı. Soylular, tanrılar, tanrıçalar. Ee, üst tabakaydı. Üst tabaka. Üst tabaka. Devam ediyoruz. Dil ve üslup. Dil, üslup neydi? Mükemmeldi. Asla kaba sözlere, çirkin sözlere yer verilmiyor argo yok diyelim şöyle. Argo, kaba söz, çirkin söz yok. Aynı zamanda öldürme, yaralama gibi sahneler canlandırılmıyor. Öldürme, yaralama sahnede yok. Şimdi bu çok önemli. Sahnede yok tabii ki. Burada şu çok önemli arkadaşlar. Koro var. Onu da yazalım. Bak ekstra özellik bunu söyleyebilir olacak. Koro var. Ve e, manzum yani şiir şeklinde manzum oluyor. Şimdi koronun olması, manzumun olması ve üç birlik kuralı komedide de aynı. Komediden farkı şu. Komedi öldürme yaralama olabiliyor. Argo olabiliyor. Dil kusurlu olabiliyor. Kahramanlar sıradan insanlar olabiliyor. Konu günlük hayattan anlayabiliyor. Hayatın komik yönlerine odaklanıyor. Bu kadar. Peki hocam dram her şey var. <laughs> dram tiyatro. Allah ne verdisi yazacaksınız. Tabii Allah ne verdiyse yazmayacaksınız da. Her şeyi birleştireceksiniz. Yani. Tiyatroyu anlayacaksınız. Tiyatroda şöyle bir şey. Var. Tiyatroda sadece acıklı şeyler anlat. Öyle bir şey yok, her şey olabilir. Şimdi geldik buraya. Demiş ki bu parçayla ilgili aşağıdaki yargıların doğru doğru yanlışsa yanlış yazın demiş. Bakalım. Şimdi Tarık Bora 2 Eylül 1918 e Akşehir'de doğdu. Babası Erzurum'da Mehmet Nazım Beyler, annesi Akşehirli Nazik Hanımdır diye gidiyor. Biyografi türünden bir metinden alınmıştır. Evet, doğdum demediğine göre üçüncü kişi anlatım olduğuna göre biyografi türünden alınmış. Buraya doğru yazıyorum. Ee, anlatım birinci kişi ağzından yapılmıştır. Hayır, doğdu diyor. Üçüncü kişi ağzından yapılmıştır. Dolayısıyla bu yanlış. Kronolojik akış gözetilmiştir. Evet bak 18, 30, 33, 36, 42, 47, 48, 51 falan diye gidiyor. Dolayısıyla bu da doğru. Kronolojik akış şey yapılmış. Gözetilmiş. Ee, nesnel bir anlatım benimsenmiştir. Evet herhangi bir yorum katlamış ki. Neyse o yani Tarık Burak çok güzel doğdu ama öyle bir doğdu ki. Gün ışığı saçta etrafı öyle bir şey değil mi? Normal olanı olduğu gibi anlatıyor. Dolayısıyla bu da 4 doğru. Fiillerde duyulan geçmiş zaman kipi kullanılmıştır. Bak duyulan geçmiş zaman neydi? Miş. Akşehir'de doğmuş, işte e, mezun olmuş, askere gitmiş, okumuş demiyor ki gitti okudu sen görmüş gibi söylüyor. Dolayısıyla bu geçmiş duyulan geçmiş zaman değil görülen geçmiş zaman gibi kullanılmış. O yüzden burada da bir yanlışlık yapılmış arkadaşlar. Geldik buraya. Aşağıdaki numaralanmış açıklamalarda bırakılan boşluklara hal tercümesi, özgeçmiş, nekroloji, monografi, portre kavramlarından uygun olanı getiriniz diyor. Şimdi birden başlayalım bir özgeçmiş. Bunu yazalım. Bir özgeçmiş. Niye? Kişinin hayatındaki önemli evreleri, elde ettiği bilgi, beceri ve tecrübeleri kendi ağzından anlatı yazıyorum. Osmanlı'da yazılan o zaman şeyi eleyelim. Özgeçmiş şeyleyelim. Osmanlı döneminde yazılan ve daha çok özgeçmiş özelliği gösteren şey ise hal tercümesiydi. Hal tercümesi. Sanatçıların hayatını ve eserlerini kronolojik bir sıra içerisinde bilimsel bir tutumla anlatan çalışmalarda biz monografi diyoruz. Monografi. Ölen kişinin ardından yazılan değerlendirme yazılarına da tabii ki nekroloji bak. Ölenin ardından konuşuluyorsa eğer nekroloji oluyor. Kişilerin tasvirini yapıldığı, niteliklerini anlatıldığı biyografilere de biz portre diyoruz arkadaşlar. Portre. Yani fiziksel ve ruhsal olmak üzere iki türü var. Bu iki tür genellikle içe kullanılıyor. Şimdi gelelim sanatçılarla tezkireleri eşleştirmeyi. Burada Alişir Nevai edebiyatımızdaki ilk tezkireyi yazmıştı. O da neydi? mecalisün Nefais. Hemen şöyle yapıyorum. Alişir Nevai Mecalüsün Nefais. Sehi Bey Anadolu sanatındaki ilk tezkireyi yazmıştı. O da Heşt Behiş'ti arkadaşlar. Latifi hatta başka bir renk alalım şöyle. Latifi ne yazmıştı? Latifi Teskire tüş Şuarayı yazmıştı. Devam ediyorum. Ahdi ise ne yazmıştı? Ahdi gülşen şu Şuara'yı yazmıştı. Son olarak Aşık Çelebi de Meşair-i Şuara'yı yazmıştı. O zaman 5'te e, Bursa oluyor. Bunları bu şekilde renkleriyle eşleştirmiş olduk. Burada Alişir Nevai'nin Mecalisi Nefaisi yazdığı, Sehibi Neşbeşli yazdığını sakın sakın unutmayın arkadaşlar. Bu parça aşağıdakilerden hangisi yoktur demiş. Bakalım. Boğazın simgesi haline gelen Ergoğan ağacı diye gidiyor. Şimdi yeterlilik fiili. Yani ebilmekli bir şey yapacağız. Ebilmekli bir şey bulacağız. Ee, ...bakalım, bak görebilirsiniz diyor. O zaman yeterlik fiili var. Bunu bir kere bulduk. geçtelim bu tarafa. Niteleme sıfatı, bakalım... Hmm. ...bak, ıssız yol. Öyle değil mi? Ya da fışkırmış bir ergon ağacı. Ya da e, karamsar ruh hali. E, işte azametli cinsler, asil cinsler. Bunların her biri e, birer niteleme sıfatı arkadaşlar. Zaman belirteci ne zaman sorusuna cevap veriyordu? Eskiden geziler düzenlenir, şenlikler yapılırdı. Bak eskiden, ne zaman eskiden. Ee, devam edelim. Ee, tamam bu evet zaman belirtecimiz buymuş sadece eskiden. Dönüşülük zamiri kendi sözcüğüydü. Bakalım kendi sözcü var mı? ÖSYM direkt böyle soruyor zaten. Kendi sözcüğü. Kendi sözcüğünü göremedim ben. Kendi sözcüğü yok. Cevap D gibi. Peki ek fiile bakalım. Ek fiil içinde mavi rengi kullanalım. Bak şimdi. Eee ...yapılırdı. Bak fiili birleşik zanlı yapmış. Ee, ne diyelim? Başka? Garibandır. Bak dır. Burada ismi yüklem yapmış. Burada ismi yüklem yapmış. Burada ise fiili birleşik zanlı yapmış. Dolayısıyla ek fiil de var. Ama dönüşülük zanlı biri olmadığı için cevabımız D seçeneği. Aşağıdaki cümlelerde yer alan birleşik sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır demiş. Bakalım. Yazın bitişi Ağustos'un son günlerinden itibaren hissedilse de bak ses olayı olunca bitiş yazılıyordu. Sonbahar böyle yazılır. Başlangıcı 23 Eylül kabul ediliyor. 1999'da kaybettiğimiz ses olayı olmuş bitiş yazılmış. Ünlü sanatçı Barış Manço'nun bir zamanlar yaşadığı modadaki evi müze olarak ziyaret açıldı. Bilimin ilerlemesiyle 20. yüzyılın sonlarında toplum içinde depresyonun sanıldığından çok daha yüksek oranda olduğu fark edildi. Aa bak ses olayı yok o zaman bu ayrı yazılması lazım. O zaman cevabımız C. Hindistan mutfağı da genellikle çok baharatlı olduğu düşünülen ve karmaşık olduğu zannedilen bak zanne ünsüz türemesi olunca ne yapıyordu? Bir şey O zaman burada bir hata yok. Soğuk kış günlerinde film seyrederken, seyir ederken diyor. Dolayısıyla burada da yine e, ünlü düşmesi olduğu için e, ve seyir et demiş. Burada da bir ses değişimi olduğu için net bir şekilde bitişik yazdık. Cevabımız C. Fark etmek, hak etmek, terk etmek ayrı yazılır demiş. Geldik noktalama işareti sorumuza. Bu parça ayraşlarla belirtilen yere ne gelecek diyor. Bakalım. Büyük İskender virgül. Hatta şöyle yazalım buraya. Semerkant'ı ilk görüşünde şöyle demiş. İki nokta üst üste. Iki nokta üst üste. Bu şehrin güzel olduğunu duymuştum ama bu kadar göz alıcı ve görkemli olacağını tahmin etmemiştim. Ezan eşliğinde ve alacak karanlığın mavi ışığında parıldayan minarelerini seyrederek şehre vardığımda ben de aynı şekilde etkilendim. Şehirden, bak şehir, ben de aynı şekilde etkilendim şehirden diyor. Ha, o zaman buraya nokta geldik pardon cümleyi bitirmişim. Çünkü büyük harfle başladı. İlk sabah virgül bize dört dörtlük bir sofra kuruldu. Sofrada yok 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 yok. O zaman açıklama başlıyor. iki nokta üste. Krep, ev yapımı, ekmek, reçeller, peynirler, meyveler yok yok dediği için bu devam edecek bak. O zaman buraya da üç nokta koyuyorum. Bir tek kuş eksik olduğu bu kahvaltıda mavi ve beyaz renkli geleneksel özbek tabaklara dikkatimi çekiyor. Hepsi harika demiş. Burada bir ünlemiş artık koyabiliriz. O zaman ne oldu? Virgül, iki nokta üst üste, nokta, virgül, iki nokta üst üste, üç nokta ve ünlemin olduğu seçeneği bulacağız. Eee... Bursa seçeneği doğru cevabımız. Arkadaşlar yazılı programımızı bitirdik. Şimdi yapmanız gereken şey hem bütün derslerde faydalı olacak olan yazı notlarını almak ve yazı notlarındaki edebiyat kısmındaki tüm bilgileri hocanın sorabileceği kısımları burada anlattıklarımızın her birini tek tek sizler için özetledik. Her şey var arkadaşlar anlattığımız. Bunu sınavdan önce yanınıza güzel bir şekilde çalışıp gezdirirseniz sınavdan sonra da çok büyük bir başarıya ulaşırsınız. Bunun haricinde arkadaşlar tabii ki e, Dinamo Soru Bankası'ndaki yazılı provalarımızı da çözmenizi tavsiye ediyoruz. Burada sizler için hazırladığımız yazılı provalar var. Ve 0'dan 9'a Türk Lirayibiyat'taki konu altınlarından da çalışmanızı ve soruları çözmenizi tavsiye ediyoruz. Hadi bakalım yazılı notlarını ve diğer kitaplarımızı açıklamadaki Tonguç Mağazası linkinden bulabilirsiniz. Ödülü sorumuzu yapın yorumlara yollayın. Şimdiden başarılar arkadaşlar.